18 yaşından itibaren herkesin başvurabileceği bir imkan. Bir yandan çalışıp bir yandan dil öğrenebilecekleri bir programdan bahsediyoruz. Başta İrlanda olmak üzere Malta'da, Dubai'de, hatta Avustralya, daha uzakta Cape Town'da bile artık Türk öğrenciler bir yandan çalışabiliyorlar yasal olarak, para kazanabiliyorlar. Bir yandan da kültür öğrenip, İngilizce öğrenip kendilerini geliştirebiliyorlar. 2024 yılı itibariyle Dubai bir sürpriz yaptı ve şu anda sadece 4 hafta eğitim almamız, harika, çalışma izni almamız için yeterli oluyor. Facebook gibi, Google gibi, Yahoo gibi, Microsoft gibi ve bunlar gelip orada öğrenciler işte kendini tanıtma fırsatı buluyor. Orada yöneticilerle tanışma imkanı buluyor. Öğrenci gitti, beğendi, süresi bitti. Hiç Türkiye'ye gelmeden uzatabiliyor. Orada iş bulup kalabiliyor. Öğrenciler eğer İngilizce biliyorsa ve konuşabiliyorlarsa mesleği neyse onu yapabiliyor. Dubai'ye gidip İngilizce bilmeden iş bulabilen öğrencilerim oldu. Çünkü orada Türk pazarı da var. Son yılların en popüler kavramlarından biri dünya vatandaşı. Hepimiz dünya vatandaşı olmaya çalışıyoruz. Dünya vatandaşı olmanın da ilk ve en önemli koşulu şüphesiz yabancı dil bilmek, bilhassa İngilizce. Bir yandan dil öğrenip bir yandan çalışma fırsatı sunan bir program var. Work and Study. Peki bu programın ayrıntıları neler? Daha önce Lemon Akademi'den sevgili Serkan Aydın'ı konuk etmiştik ve daha ziyade yurt dışı dil okullarını konuşmuştuk. Ancak sizlerden bir yandan çalışıp bir yandan dil öğrenme imkanları ile ilgili sorular gelince bu alana ayrı bir parantez açalım dedik. Bu kez eğitim danışmanı Murat Emre Koçyiğit konuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Simge. Güzel bir imkan. 18 yaşından itibaren herkesin başvurabileceği bir imkan. Bir yandan çalışıp bir yandan dil öğrenebilecekleri bir programdan bahsediyoruz. Hangi ülkeler olabilir, hangi diller olabilir, kim başvuru yapabilir? Başta İrlanda olmak üzere Malta'da, Dubai'de, hatta Avustralya, daha uzakta Cape Town'da bile artık Türk öğrenciler bir yandan çalışabiliyorlar yasal olarak, para kazanabiliyorlar. Bir yandan da kültür öğrenip, İngilizce öğrenip kendilerini geliştirebiliyorlar bu saydığım 5 ülkede. Yasal olması en önemli kısmı. Siz buradan bütün izinleri alıp onları zaten öyle uğurluyorsunuz değil mi? Yani orada herhangi bir iş arama sürecine giriyorlar mı yoksa gitmeden buna zaten nerede ne yapabileceğine dair bilgileri oluyor mu? Nerede ne yapabileceğine dair bütün bilgileri oluyor. Dediğiniz gibi yasal olarak çalışma izni alıyor olmaları burada çok önemli. Az önce saydığımız her ülkenin belli başlı şartları var. Bu şartlarda işte birincisi 18 yaşını doldurmuş olmak. Ama ikinci şart da mesela örnek verecek olursam İrlanda'da 25 hafta dil eğitimi aldığı zaman program çalışma izinli programa dönüşüyor. Malta'da 12 hafta üzerinde dil eğitimi aldığı zaman program çalışma iznine dönüşüyor. İşte Cape Town'da 24 hafta eğitim alırsa çalışma iznine dönüşüyor. Avustralya'da yine 12 hafta üzerinde veriyorlar ama orası biraz uzak. Öğrencilerin 24 hafta minimum eğitim kalması alıyor olması gerekiyor. Doğru. Burada bir sürpriz var. Dubai'de 12 hafta dil eğitimi aldığımızda çalışma izni alabiliyorduk. 2024 yılı itibariyle Dubai bir sürpriz yaptı ve şu anda sadece 4 hafta eğitim almamız, harika, çalışma izni almamız için yeterli oluyor bu ülkelerde. Yani neredeyse turistik bir seyahat için gider gibi bir aylığına bir programa yazılıp sonrasında çalışma izni alabiliyorlar. Kesinlikle, zaten mesela malum yaz ayındayız ama Dubai'de hiç bitmiyor yaz. İşte üniversite öğrencileri sömestrde gidiyor, yazın gidiyor. İş dünyasında olanlar sıkıldığı zaman, hayat monotonlaştığı zaman gitmek istiyor. Biz hep şunu söylüyoruz, bir ay yani 4 hafta işte Bodrum'a gidip orada tatil yapana kadar Dubai'ye gidin, tatil yapın. Bir yandan hem geleceğinize yatırım yapın. Bir de orada çalışma izniniz olacak. Belki iş fırsatları sizin hoşunuza gider. Evet. Belki orada biraz kariyer yapmak istersiniz. Network kazanırsınız. Network yapmak istersiniz. Bu anlamda çalıştığımız bütün dil okulları 2 haftada, 3 haftada bir workshop düzenliyor. Girişimciler geliyor, firmalar geliyor ki bu firmalar arasında mesela Dubai'de ve İrlanda'da öne çıkan çok güzel firmalar var. Facebook gibi, Google gibi, Yahoo gibi, Microsoft gibi ve bunlar
Gelip orada öğrenciler işte kendini tanıtma fırsatı buluyor. Orada yöneticilerle tanışma imkanı buluyor. Ardından orada mesela beğendikleri kişileri iş mülakatına davet edebiliyorlar. Şimdi neticede ne kadar iyi İngilizceyi Türkiye'de öğrenmiş olursanız olun, yabancı bir ülkeye gitmek ve orada yanınızda sevdiğiniz, güvendiğiniz birileri olmadan tek başınıza kalmak her zaman bir insanın biraz özgüvenini kırar. Ve en iyi bildiği İngilizceyi bile biraz unutmasına yol açabilir. Kesinlikle. Yani o ilk şok kaç günde atlatılıyor? Kaç gün sonra evet ya ben burada çalışabilirim, ben burada yaşayabilirim özgüveni geliyor sizce? 2-3 ayı bulabiliyor. Çünkü dediğiniz gibi yanında bir sevdiği yok, ailesi yok. Bu saydığımız ülkelerin birçoğunda saat farkı var. Doğru. İletişim kuramıyor ailesiyle, sevdikleriyle. Dolayısıyla içine kapanabiliyor, kendini yalnız hissedebiliyor. Yine bunun için okullarımızda özel olarak bizim etkinlik programlarımız var. Öğrenci işte sabahtan öğlene kadar ya da öğlenden akşama kadar dil eğitimi alıyor. Onun dışında arkadaşlarıyla beraber sosyal, kültürel etkinliklere katılıyor. Mesela işte Dubai'de çöl safarisi çok popüler. Oo, Oraya harika. gidebiliyorlar. İşte Formula 1'in düzenlendiği, Ferrari'nin bir showroom'u var orada. Oraya gidebiliyorlar. Yine Malta'da mesela işte Temel Reis'in çekildiği bir köy var. Oraya gidebiliyorlar. Akdeniz'in incisi dedikleri Gozo diye bir ada var. Çok güzel sahili kıyıları olan oralara gidiyorlar. Hani bunun gibi saymakla bitmeyecek. Her gün en az 1-2 tane ücretli ücretsiz aktiviteler oluyor. Eğer öğrenciler girişken olursa, oraya gidip içine kapanmazsa, birazcık dışa dönük olursa, ya zannediyorum 1-2 hafta içerisinde bu gibi problemleri aşacaktır. Serkan Bey'le konuştuğumuzda da iklimin çok önemli olduğunu söylemiştim. Şimdi siz İzmir'den, İstanbul'dan, Adana'dan çıkan bir öğrenciyi İrlanda'ya, Dublin'e Evet. gönderirseniz biraz depresif olabilir o çocuk. Kesinlikle. Ama hele ki sıcağı seven, yaz mevsimini seven biri ise Dubai'de de Malta'da da çok rahat ediyordur, değil mi? Biz Lemon Akademi'de önce öğrencinin kişiliğine ve karakterine uygun şehir belirliyoruz ülkeyi seçtikten sonra. Çünkü dediğiniz gibi yani deniz insanı var, standart sabit kapalı şehirlerde yaşayamayabilir. Doğru. İşte kimisi de metropol seviyor, büyük şehir insanı, küçük yerde yapamıyor. Kimisi de Karadenizli, orayı seviyor, Doğru. yağmur olsun istiyor. O Doğru. zaman da işte mesela İrlanda çok hoşuna gidebiliyor. Doğru. Orada biliyorsunuz her mevsim yağışlı yani. Adaptasyon sürelerini en minimum hale düşürmek için yaptığımız şey öğrencinin profiline, öğrencinin karakterine uygun şehir seçiyoruz. Çalışma imkanı derken biz burada nasıl bir imkandan bahsediyoruz? Hangi alanlarda iş yapabilirler? Minimum gelir ne kadar sağlayabilirler? Ne kadar süre boyunca çalışma izinleri geçerli oluyor? Ülkelerin hani çalışma izinleri verdiği süreler biraz farklı ama kabaca öğrenciler eğitim aldıkları süre boyunca çalışabiliyorlar. İşte İrlanda'da, Dubai'de biraz fazlasını verebiliyorlar bunun. Çok Mesela güzel. 4 hafta gittiniz 3 ay veriyor Çok gibi. güzel. İrlanda'da mesela 6 ay eğitim alıyorsunuz, 8 ay veriyor size. Bir de bu programların şöyle bir avantajı var. Öğrenci gitti, beğendi, süresi bitti. Hiç Türkiye'ye gelmeden uzatabiliyor. Bu iki İşine ülke devam edeceğini mi belirtiyor burada? Onu mu aslında kesinlikle bildiriyor? öyle, aynen. Hem işine devam edeceğini belirtiyor, isterse orada eğitime de devam etmek isteyebilir. Orada iş bulup kalabiliyor. Yaşantısına orada devam edebiliyor ki bu yani Malta, Dubai gibi ülkelerde çok daha kolay oluyor. Ne gibi işlerde çalışabiliyorlar dediniz. Genelde öğrenciler eğer İngilizce biliyorsa ve konuşabiliyorlarsa mesleği neyse onu yapabiliyor. Herhangi bir problem yok. Bir muhasebeci örnek Evet. veriyorum. Muhasebeci olarak iş Evet. bulabiliyor yani. Evet. İlla hizmet sektöründe olması Girmesine şart değil. gerek Çünkü yok. böyle bir algı var. Yani işte Türkiye bir doktor kaybetti, İtalya bir barista Aynen. kazandı. Gerçekliğimiz var ya bizim. Yani illaki Kesinlikle. barista olarak çalışmak zorunda İlla değilsiniz. ki Mesleğinizi de yapabilirsiniz. kesinlikle mesleğinizi yapabilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz en iyi ülke zaten Dubai. Çünkü orada bırakın hizmet sektörünü, hiçbir sektör yok ki ben doluyum, fazlam var desin. Onun için mesela çalışma izni verme süresini 4 haftaya kadar düşürdü. Dubai'ye gidip hiç İngilizce bilmeden bile iş bulabilen öğrencilerim oldu. Çünkü orada hani Türk pazarı da var. Hani Türklere hizmet eden pazarlar da var. Yine aynı şekilde Malta'da da bu imkanı
mevcut öğrencinin. Bu çalışma izni öğrencilere haftalık 20 saat olarak veriliyor. Yani yarı zamanlı olarak aylık öğrenciler orada çalışabiliyor. Ama yarı zamanlı çalışma, en azdan örnek verecek olursak, gittiği her ülkede yaşam maliyetlerini karşılayacak düzeyde oluyor. Öğrenci derse ki ben gittim, biraz da para kazanayım. Dubai'den örnek verecek olursam, hani 1000 dolar kazanan öğrenci de duyuyorum. Ama çok fazla hani iyi iş bulup, çok fazla çalışıp 4-5 bin, bir öğrenci için çok büyük Çok iyi. rakamlar. Tabii tabii tabii. 4-5 bin dolara Tabii. çıkabiliyorlar. İrlanda'da mesela yarı zamanlı çalışırsa 900 euro, 1000 euro civarında kazanıyor. Ama orada full time'a geçebileceği dönemler var ve full time'a geçtiğinde direkt 2 ile çarpılıyor. Ve hani hizmet sektöründe çalışırsa böyle bahşiştir, tiptir falan olayları da olduğunda hani kazançlarını 3'e katlayabiliyor öğrenciler. Çok doğru. Malta'da kazançlar biraz düşük ama oranın avantajı da şu. Avrupa'nın hani en az para harcanan ülkesi. Yani mesela 3 tane Çünkü şehir var. küçücük bir ada. Aynen, küçücük bir ada, imkanları var ve hani ucuza mal ediyorlar her şeyi. Evet. Orada mesela şehir değiştirirken bile yürüyerek Evet. gidebiliyorsunuz. Maliyetini konuşalım bu işin. Yani neticede oraya gitmek için de bir bütçe ayırmaları gerekiyor öğrencilerin ve veya ailelerinin. Bu programın ücretleri nasıl? Mesela Dubai'de işte 4 haftalık program, orada konaklama da dahil oluyor. Havaalanı karşılaması oluyor. Gittiği zaman öğrenciyi karşılıyorlar. Dubai'de vize ücreti de dahil oluyor. Bir de Dubai'yi diğer ülkelerden ayıran en iyi özellik, vize konusunda problem yaşamıyoruz. Ben şu ana kadar hiç Dubai'de vize reddi görmedim. 4 hafta giderse öğrenci 4 hafta konaklamasıyla beraber kabaca 2000 dolardan başlıyor. Ama mesela öğrencilere biz hep hem İngilizce konuşacaksınız, hem iş bulacaksınız, hem para biriktireceksiniz. Biraz daha uzun süre gidin. Bunları tavsiye ediyoruz. Bir ay için 2000 dolar dedik. 6 ay için 6 ile çarpmıyoruz. Ne kadar fazla eğitim alırsa o O kadar kadar düşüyor düşüyor fiyat. tabii ki. Mesela bir ay için dedik 2000 dolar. 3 ay için 3000 dolar. İrlanda'ya geldiğimizde orada 6 aylık program almaları gerektiğinden bahsetmiştik. Kabaca sadece hani eğitim paketi veriyorlar orada. Hani kabaca 3000, 3500, 4000 euro arasında değişiyor. Ama orada da yine aynı şekilde işte ödediğim para euro iken kazandığım para Yine euro. euro oluyor. Malta'da yine aynı şekilde orada da tam konaklamalı, tam eğitim paketleri var. İşte 3 aylar 3000, 4000 euro civarındayken 6 aylar 4500, 5500 euro arasında. Hani fiyatlar aslında öğrencinin tercih edeceği okulun kalitesine göre de değişiyor. Tabii Ama ki. her öğrencinin bütçesine göre kesinlikle bir ülke, kesinlikle bir okul bulabiliyoruz diyebilirim. Dil bariyeri dışında en sık karşılaştıkları zorluk ne oluyor? Öğrencilerin genelde karşılaştığı problem daha duygusal oluyor Simge Hanım. Şöyle işte Mesela sevdiğim mesela kız bana yüz vermedi. erkek gidiyor ya da kız gidiyor. Sevdiği geride kalıyor. Ya da çok ailesine düşkün oluyor. Gittiği zaman hani orada sonuçta işte sabah uyanıyor öğrenci mesela. Annesi yemeğini hazırlar. Tabii. İşte çamaşırını ütüler, Tabii katlar, tabii yıkar. tabii. Orada şimdi hep kendi yapmak zorunda kaldığı Tabii. için aslında kendini geliştirirken bu tarz adaptasyon problemleri de oluyor. Bu da bence gülün dikeni diyebiliriz. Paşa oğulların ve prenses kızların konfor alanının dışına çıkmaları Çıktığında tabii ki zor oluyordur. evet. Ama bence şart. Yani çünkü gerçekten dışarıda zor bir dünya var, acımasız bir dünya var. Kimse ömrünün sonuna kadar sizin önünüze hazır kahvaltı getirmez, getirmemeli. Ya da evinizin tüm bakımını, tüm işlerini birinin sırtına yüklememelisiniz. Yani Lemon Akademi'nin felsefesi bu. Biz hep şunu savunuyoruz. Yurt dışında eğitim hayat değiştiren bir deneyim. Çok doğru. Sadece dil eğitimine gitmiyorsunuz. Sokağa Tabii. çıktığınızda en basitinden otobüse bindiniz, Tabii. restorana gittiniz, birisiyle tanışmak istediniz, birisini beğendiğiniz bir şeyler sormak istediniz. Oradaki konfor alanından çıktığınızda sizin duyduğunuz ihtiyaç kendinizi geliştirmenize sebebiyet veriyor. Öğrenciler eğer adapte olabilirse, kendilerini biraz zorlarlarsa kabuklarını kırıp artık dünyaya farklı gözlerle bakmaya başlıyorlar. Ben şöyle bir öğrenci hatırlıyorum. Hakkari'den gelmişti. Giyim kuşam gerçekten gördüğünüz zaman hani kendi bölgesini yansıtıyor. Ama 6 ay eğitimden sonra mesela gözlük almış, işte Asyalıların aldığı gözlük gibi. Fülar takmış mesela,
İşte Hintlilerin Hindistan'da taktığı fularlar Çok gibi. güzel. Aynen. İşte kıyafet almış mesela. Orada Fransız bir arkadaşı çok güzel kesim işte kıyafetini almış. 6 ay sonra biz öğrencilerimizde de hani vakit buldukça program nasıl gidiyor, nasıl bir verim aldı bunlar için aslında buluştuğumuzda o şekilde geldi ve şey dedi bana. Ben dünya vatandaşı oldum. Harika. İşte her ülkeden farklı bir şey aldım diyerek aslında çok Harika. güzel de bir örnek çıkardı bana. Teknolojinin çok gelişmesiyle artık her gün, her saat sevdiklerimizle görüntülü görüşebiliyoruz. Bunu tavsiye ediyor musunuz yoksa bir süre anne babalar çocuklara ilişmesin mi? Her gün görüşmek istiyorsak her gün 3 saat görüşmemeli anne baba çocukla. 2 günde bir görüşmek istiyorsak da yine aynı şekilde 3-4 saat görüşmemeli. Ama hani bunu uzatıp da böyle haftada 1'e de getirmememiz gerekiyor. Çünkü hani bağı koparmamak gerekiyor Doğru. çocuklarla. Öğrencilerin hani çünkü güven duyduğu şey o yurt dışında. Zaten yalnız. Ve kendisini anlatacak kimse olmuyor. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Dili şişen öğrenciler oluyor. Anlatacak çok şey var ama işte ailesiyle arasında mesafe koymuş. Neden Türkçe konuşmayacak gibi. Hani onun ölçüsünü yakalamak gerekiyor. Velev ki kardeşi var, velev ki arkadaşı var ve birlikte kalmak istiyorlar. Bunu tavsiye ediyor musunuz? Diyor ki mesela biz ikimiz de Malta'ya gidelim ya da ben hem oğlumu hem kızımı anne baba diyebilir ki aynı okula göndereyim, aynı evde, aynı yurtta kalsınlar. Birbirlerine de yani yoldaşlık ederler ama neticede orada yine Türkçe konuşurlar. Kardeşler birbirini nasıl etkiliyor? Bu daha çok önemli. Şimdi mesela aklımda gelen ilk örnek iki kardeş, birisi kendisini geliştirmek istiyor, diğeri hiç orada değil. Mesela aynı evde kalıyorlar. Birisi derse gidiyor, birisi gitmiyor. Şimdi bu şekilde hani birbirimizi yükseltmek varken niye aşağıya çekiyoruz? Doğru. Onun için hani çocukları iyi analiz etmek gerekiyor. Nitekim bizdeki eğitim danışmanları bunların da analizini yapıyor. Ayırdığımız öğrenciler de oluyor. Ama bazı kardeşler var ki gerçekten et ve tırnak ve kendilerini geliştirme konusunda da. O zaman da şunu yapıyoruz. Aynı evde kalıyorsan bile farklı dil okuluna gönderelim. Sen En orada azından çevre edin. tabii ki. Sen orada çevre edin. Hani birleştirdiğiniz çevrelerden de sonuçta kazanım elde Faydalanırsınız, edebilirsiniz. evet. İngiltere'de bir öğrencim vardı, dil eğitimine gelmişti ve çok da zor imkanlarla geldi. İşinden istifa etmişti, işte bir yıl para biriktirmişti vesaire O zaman yazılım. yaşı büyüktü Evet, istifa ettiğine yani göre. 27-28 yaşlarındaydı. Hiçbir zaman geç değil yani. Evet, hiçbir zaman geç değil. Yani bu 28 bence çok normal. 38'ler, 48'ler Öyle bile mi? oluyor hayata. Harika. Hani ikinci baharını orada yaşayan insanlar bile oluyor. Türkiye'de İngilizce bilmediği için istediği firmalarda çalışamıyordu. Yazılımcı, yazılım artık biliyorsunuz her şeyde ihtiyaç duyuluyor ve sadece İngilizce bilmediği için istediği terfiyi alamıyordu, istediği maaşı kazanamıyordu. İngiltere'ye geldiğimizde tek isteği şuydu: İngilizce öğreneyim, döneyim, çalıştığım yerde rütbe alayım. Ama öğrenci geldiğinde, anlattığım size workshoplara katıldığında, işte Facebook'tan bir workshop'a katılmıştı. Orada ardından staj programı aldı ve şu Harika. anda Instagram'ın hani beğenme algoritması üzerine karşımıza takip ettiklerimiz çıkıyor ya. O algoritmayı oluşturan bir hücrede çalışıyor. Bizim YouTube'umuza girip öğrenci deneyimlerimizi Aa, çok güzel. araştırabilirler. Lemon Academy YouTube yazıp öğrenci deneyimlerimizi araştırabilirler. Orada yüzlerce öğrencilerimiz var ve bu öğrencimizi de orada bulabilirler. Hiç mi gidip başarısız olan yok? Var tabii ki. Giden kadar gelen de var. Tabii ki. Ama yani hayatta hedef koyduğumuzda ne yapıyoruz? Önderlere bakıyoruz, Tabii, liderlere tabii. bakıyoruz, başarmış Tabii. insanlara bakıyoruz. Yani Edison'un Ampulü 10 binin denemede bulması hepimiz için bir aynen buluş hikayesi gibi. Bir kere denemekten hiçbir şey kaybolmaz. kesinlikle. İkinci baharı bile dediğiniz gibi orada yaşamak imkanı varken neden bu Kesinlikle. fırsatları kaçıralım? Ama bence gençken her şeyi denemek en güzeli. Yani çünkü kaybettiğiniz bir şey yok. En kötü ihtimalle denedim olmadı dersiniz. Eşini, çocuğunu bir hani geride bırakarak gelip kendini geliştiriyorlar. Hani o onun yaşadığı duygusallıkla küçük yaşta Tabii gidenin ki. yaşadığı duygusallık ya da hissettiği sorumluluk aynı Aynı olmuyor. değil, çok doğru. Dolayısıyla kendisini geliştirmeye çok daha açık oluyor. Ama sırf bunun için artı 30, artı 40 yaşların Tabii. bulunduğu, eğitim alabildiği dil okullarımız da mevcut.
Serkan Bey 60 yaşında öğrencim Evet. oldu demişti. Doğru. Hatta biz onu manşet yapmıştık. Doğru. Yani gerçekten 60 yaşında bile İngilizce öğrenilebilir. 40 yaşında birisiyle 55-60 yaşında birisini çok ayırt Evet, edemiyorum. çok Normal doğru. yürüyor, spor yapıyor, Evet, hani evet. günlük hayata katılıyor. Zaten Evet. çalışıyor da yani seven insanların ben özellikle Avrupa'da 70-75 yaşına kadar çalıştığını görüyorum dimdik bir şekilde. Benim sormayı unuttuğum ama sizin eklemek istediğiniz var mı? Öğrencilerde bir erteleme hastalığı var. Ve bu geleceklerini değiştirebilecek bir program. Üniversite sınavı oluyor bahane. İşte kimisinin erkek arkadaşı, kız arkadaşı engel oluyor. Ben gidemiyorum, sen gitme. Ah, onları sakın Yani evet. dinlemeyin. Kimisinin işte anneleri, babaları çok iyi anlıyorum. Yani kendi bilmiyor, çocuğunu göndermek çok zor oluyor. Kendi bilse bile göndermek zor. İstemiyor. Biliyor çünkü ne kadar zor olduğunu. İşte YKS'di, LGS'di. Yani sınavların sonu gelmiyor. Doğru. Bence yurt dışına gidilecek en doğru zaman karar verdiğin ilk an. Sorgulamaya başladığın ilk an. Erken gidersen, eğer hayallerini ertelemezsen en büyük çıktığı o yaşta alırsın. Anne babalar için bir şerhim var. Üstelik bunu bir anne olarak söylüyorum. Kolay değil ama bence çocuklar için zor olduğunu düşündüklerinden istemiyor değiller. Kendileri için zor. Bencilik yapıyorlar Evet, diyorsunuz. yani çocuğunu özlemek, onun için endişelenmek çok yıpratıcı. Yoksa bence her anne baba zaten çocuğunun illaki bir şeylerin üstesinden geleceğini bilir, ona güvenir. Ama ben onsuz ne yapacağım? Ya Benim küçücük çocuğum ne evet. yapacak hani gurbet O kadar elde? düşünüyorsa onlar için de hani normalde çok açmıyoruz ama şöyle programımız var. Anne turist vizesiyle geliyor. Hmm, çok güzel. Çocuk okula gidiyor. Evet. Birlikte olduğunda gelişim daha az oluyor ama dediğiniz gibi hani kafada o izni veremeyen aile içinde bu tarz programlarımız Böyle bir var. imkan da Evet, mevcut. Onu da kesinlikle. söylemiş Onu da olduk. söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür keyifli ediyorum hoş oldu. Murat sohbetiniz Emre için. Koç Yiğit'le Work and Study programının ayrıntılarını konuştuk. Eğer çevrenizde sizin de yurt dışında çalışabileceğini, dil öğrenebileceğini düşündüğünüz, bunu tavsiye ettikleriniz varsa Lemon Akademi'nin Instagram sayfasına, sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz. Ve elbette bu sohbeti onlarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca yayını beğenir, kanala abone olursanız da şahane olur.